Efsane geliyor. Artık yani Türkiye'deki bu model işiyle ilgilenen arkadaşların mutlaka ve mutlaka ya YouTube'da ya fotoğraflarda ya bir yerde gördüğü. Hani ne diyeyim, artık fenomen olmuş bir kamyon. Benim Mercedes SK 3544 AK 8x8 damperli kamyonum, beyaz Premecon. Yani ne diyeyim, herkes kamyonu tanıyor. Aa abi, senin kamyon mu? Evet, benim kamyon. Şimdi bunun 5 ayrı yapım aşaması var. Yani ben bu kamyonu aldığımdan bugüne 5 defa revize ettim. Tabii kamyon, şimdi resimleri göreceksiniz. Pek çoğunuzun hiç görmediği bir sürü resim var. Aa, bu araba böyle miymiş? Bu şekilde mi gelmiş? Burası şöyle miymiş? Sonra böyle mi olmuş? Neler neler. Hadi bu çok güzel bir video olacak. Dediğim gibi 5 ayrı aşaması var. 5 kere bu araç modifiye oldu. Farklı şeyler değişti. Çünkü araba ilk 2010, düzeltiyorum, ilk 2000 yılında toplanmış. Bak, ilk sahibi kamyonu 2000 yılında topluyor. Ben 2010'da alıyorum. Şu anda 2024'teyiz. Yani bu videoyu izleyen pek çok arkadaştan daha büyük bir araç. Tamam mı? Abi diyebilirsiniz kendisine. İlk resimlerle başlayalım. Daha henüz benim kamyonu satın almadan önce Premecon'dan aldığım ve hatta bunda geliş hikayesi değişiktir. Yan egzoz hava tüpü, İşte bu Premecon kısaltma kiti, ön tampon, ön ızgara ve basamaklar. Şöyle bir hikayesi var bu şeylerin, Premecon parçaların. Ben bunları Premecon'un sitesinde sepete ekledim. Fakat satın almadım. Premecon nasıl bir hata yaptıysa bunları bana sepete eklediğim halde gönderdi. Ben bunları herhangi bir şey ödemedim. Şaka gibi ama gerçek. O dönemin parasıyla 300 euro muydu? Çok pahalıydı, hani böyle ucuz da bir şey değildi. Neyse. Bunlar gayet böyle bir gün kapıyı çaldı postacı, getirdi. İşte şu kadar verginiz var. Hayırdır ya, siz ne getirdiniz? Aa, bir baktım bunlar gelmiş. Normalde ben bunları ödeme yapmadım gerçekten. Neyse, daha o beyaz Premecon kamyonun altyapısı yokken, hazır bunlar gelmişken bir tane kırmızı Mercedes SK almıştım. Ona zaten monte edecektim. Ben bu kamyonu nasıl yaparım diye düşünürken o zaman, o dönem işte artık 2007'ler 8'ler olması lazım. Çünkü daha henüz öbür araba yok ortada. Robbe akslar üstüne yaptım. Resimde gördüğünüz siyah Robbe'nin ilk çıkarttığı diferansiyeller. Ki bu diferansiyeller, daha sonra ben Robbe diferansiyelleri kullandım ama bunlar ilk nesil. Yani bu 70'lerde mi çıkartmışlar, 80'lerde mi ne çıkartmışlar? Bir tane Faon itfaiye kamyonu var. O itfaiye kamyonun altyapısı. O zaman elimde bu damper vardı. Sarı renkli Bruder damper, şeyin Dorse damperi. Hadi dedim bununla benzetelim. Bir tane şasem vardı, prof şase. Onun üstüne bir tane Vedico şanzıman. Bayağı da kocaman şanzıman. Artık mesela neredeyse hiç kullanmıyoruz çünkü büyük. Hani böyle arabalara olmuyor, sığmıyor. Ön jantlar. Ön jantlar yine Robbe. Ön akslar yine Robbe. Hani o dönem artık hatırlamıyorum. Nereden geldiyse elimde bayağı bir Robbe parça vardı. Scalart ön yönlendirme. Bak, bunları Scalart'tan almıştım. Orada kenarda görüyorsunuz Mylar stickerları. Ve hani benim yaptığım arabanın baz resmi bu. Bu sarı renkli araba. Hani benim arabayı devamlı görüyorsunuz ya. Arabanın bazı bu. Ben bu arabaya bakarak birebir aynısını yapmak istiyordum. Hayalimdeki araç buydu ki Allah'a şükürler olsun. Hayalimdeki araç 14 yıldır benimle. Buna göre şasede delikler açıldı. Çünkü bu arada Velikon'un şöyle bir handikapı var. Velikon'un arka pendalı taktığınız yer biraz ortaya doğru kalıyor. Onu bir tık böyle 2 milim falan geri almanız gerekiyor orijinal çizime göre. Orijinal çizime de hani bu şekilde damper ilave şasisi yaptım. Damperini taktım. İşte makaslarını taktım. Ora pendal nerede? Lastikleri taktım. Önler geniş. İşte bu şekilde görüyorsunuz. Mesela diferansiyeller tam oturmadı. Genişlikleri farklı. Niye standart bir şey değil? Ben bunu da öylesine yapmıştım. Bu araba hani böyle kullanırım diye değil, laf olsun diye yapmıştım. Lastikler Vediko lastik, diş yok. Yani en nihayetinde sarı renkli böyle bir araç çıktı ortaya. Bunu yaptığımızda 2000 işte 8 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 2008 gibi bir zaman dilimindeyiz. İşte bugünden 16 yıl önce. Her neyse, o zaman ben sarı düşünüyordum arabayı. Bir tane daha Mercedes'im vardı. NG. O sarıydı. Sarı da çok hoşuma gidiyordu. Krom sarı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle Mercedes'i gösteren bir sarıydı yani. Daha sonra buna bir tane Planet motor buldum. Hani belki Vediko şanzıman değil de Planet mi taksak diye. Deposu yuvarlak. Bu Planet'le spindel yaparım vesaire diye düşünmüştüm. İşte bu arada şasenin parçalarını bir önceki Mercedes'te
Fakat bugünkü kırmızıyı biraz daha kahverengiye çalan bir kırmızıya boyamıştım. Bu şekilde aracı aşağı yukarı tamamladım. Kabinini de koydum. Stickerlarını da koydum. Üstüne damperi de geldi. Finalde böyle bir araç çıktı ortaya. Tabii bu araç çok kısa süre böyle kaldı. Ben sonra tekrar Amerika'ya gittim. Ve Amerika'da şimdiki bugünkü gördüğünüz aracı aldım. Gelelim asıl yapım aşamalarımıza. Bakın bakalım benim aldığım araç Türkiye'ye ilk geldiğinde nasılmış. Bu kamyon bir MAN'mış. MAN F90'mış. Ya. Araba MAN F90'dı geldiğinde. Neyse ben bunu tabii paramparça yaptım. Mesela damper arka uzatma parçası yoktu. O parça şeyden Yunanistan'dan geldi. Çünkü ben aracı satın aldığımda Premekon o parçanın üretimini falan durdurmuştu. Yunanistan'da o dönem birisi koleksiyonunu dağıtıyordu. Ondan çok güzel böyle incik boncuk detay parçası gelmişti. Almış. Diferansiyellerim Stealth'tı. Ki Stealth artık yok. O dönem çok güzel siyah Stealth diferansiyellerim vardı bu arabanın üstünde. Jantlar Stealth. Jantlar hala benimle. İşte MAN egzosu var. Ki bu egzoz Türkiye'de muhtemelen tek. Satmadık bunu. Kaldı elimizde. Üstünde Premekon orta aktarma var. Premekon şanzıman var ayrıca. Tabii şimdi ben ne yaptım? Yavaş yavaş arabayı değiştireceğiz. İlk olarak Mercedes benzin deposu. Bu hem Premekon'un ürettiği, Brandt, Skelert'in ürettiği kare depo. Mercedes'in depoları bu şekilde. Vedico'nun standart deposu gibi değil. Ondan sonra aracı başladım sökmeye. Araç bu arada tabii beyaz geldi. Ama ben aracı komple söktüm. Bakın şoförü. Bu şoför hala benimle. Hala aynı arabayı kullanıyor. Üstünde bunun daha önce satan kişi Vedico elektroniği takmış. Fakat ben Vedico elektroniği kullanmayacağım için elektroniğini de komple söktüm. Arabayı da komple söktüm. Üstünde görüyorsunuz işte yıldız vidalar vesaireler. Hepsi her şeyi söküyorum. Hepsini söktüm. İşte çamurluklar bu Brandt çamurluk. Yani bu şeylerin hiçbiri artık ne üretiliyor ne var. Yani bayağı orijinal bir arabaya o dönem sahip olmuştum. Hatta bu arabaya sahip olmayken de gerçek arabayı satıp gerçek arabanın parasıyla bu kamyonu almıştım o dönem. Amerika'daki gerçek arabamı satarak almıştım. Hızlıca söküyorum. Görüyorsunuz. İşte pompa Limebach pompa. Türkiye'de biraz arkadaşlarımız pompa üretiyor. O arkadaşların bakarak ürettiği pompa bu pompa. Ben bu pompayı verdim. Aynısından brushlısını yapalım diye. Aynısının brushlısını yapıyoruz artık. Yapıyor arkadaşlar doğrusu. Ben uğraşmıyorum da. Aynısının brushlısı. Kamyonun şasisinin içine koyabiliyorsun. Küçük bir pompa çünkü büyük bir pompa değil. Devam ediyorsun. Bu da normalde iş makinesi pompası Limebach'ın. Fakat bu arabaya koymuşlar. Bunun arkasında işte kocaman bir fırçalı motoru var. Çok rahat edemiyorsun. Ama bunun fırçasız versiyonu da çok daha kompakt olarak şasenin içine sığıyor. Tabii şimdi birinci tura başlıyoruz. Birinci turda deponun içine Vedico ESC koydum. Ki Vedico'nun kendi şeyinden çıkarıp, nedir adı? Kabından çıkarıp Vedico ESC'yi koydum. Bu şase boyasını yanlış hatırlamıyorsam ellemedim. Olduğu rengiyle bıraktım. Bu şekilde deposunu koydum. Deneme amaçlı SK kabinini koydum. Damperi geldi. Böyle bir şey. Stahları taktım. Bu arada boyamadığım için bakın hani söktüğüm yerler boyasız. Boyaları biraz kötü. Yıldız vidalar, şeyler. Hani 2010'dan bahsediyoruz. 14 sene önceden. İşte jantları ilk defa söküyorum. Bordunu ayarlamaya çalışıyorum. Elektroniğini görüyorsunuz biraz dağınık. Sprey boyayla bazı şeyleri giderdim. Hani tekrar bir boyadım. Ama yani şaseyi görüyorsunuz şase. O yok yani bence güzel değil. Spreyle tekrar boyadım ama düzeltme boyası ne diyeyim size. Ondan sonra tekrar topluyoruz. Tekrar yani şey olarak gidiyor. İşte bunun damperinde şöyle bir durum vardı. Bu ilk şey damperlerden olduğu için damperin kabartmalarını şeyle yapmışlar. Bu plastik kabinleri de yaptıkları aynı bir şey var. Adını bilmiyorum da onun. Onunla yapmışlar. Neyse ben bunları kazayla şey sürdüm. Boya sökücü dediği tiner dediği. Böyle başka saçma sapan bir şey. Bunları mahvetti tamam mı? Yani bu resimlerde görünmüyor da ilerleyen resimlerde mahvetti bunları. Neyse. Ondan sonra başka bir şey yine Premekon damper almıştım. O zaman CNC'ye geçmişti bunlar. CNC'ye geçtikleri için ben onunla o damperi değiştirmiştim. Şu andaki mevcut araçtaki damper metal parçalı olan ve elektrostatik boyalı. Hani o yüzden o bambaşka bir şey. Bu arada yine şeyle 9016 idi yanlış hatırlamıyorsam. Düz beyazla kabini de boyadım. Ve ilk upgrade'imiz geldi. Şimdi ilk upgrade bunun üstüne Skelert şanzıman taktım. Şeyin yerine, Premekon yerine. Fakat bu zayıf motorlu Skelert'ti. Bakın, şimdi Premekon'la Skelert'in şey ölçek farkına bakın.
Premacon ne kadar büyük, Skelat ne kadar kompak. Yani kompak olması gerekiyor böyle bir arabada ki içine sığsın her şey. Biraz daha boyanmış, ilerlemiş halini görüyorsunuz. Kabin boyalı. Tabii arabayı yükselttim. Gerçek arabadaki gibi. Çünkü bu araba yüksek bir araba, şey değil yani. Almanya'dan bir şeyler gelmeye. Skelat, işte pendalımız, depomuz vesairemiz. Bunlar gelmiş. Bu arada arabayı da Servo-16'a Allah'ın izniyle bu aşamadan sonra geçiriyoruz. Servo-16 SMT, Servo-16 M20. Bilin ki şöyle Servo-16'ları hakkında konuşuyoruz ya. Bu Servo-16'ı çözememişlerdi nasıl döndüğünü. Hani şey gibi olmasın ama Servo-16 bir sürü uğraştım. Türkiye'de bunu ilk çözen de benim. O vitesi geriye nasıl taktığımızı. Çünkü yok. Hani gelmiş Servo-16 o zaman ilk defa bu M20 çıkmış. Diğeri vardı. S22 vardı. S20 idi galiba. O düz gidip geliyor. Sıkıntı yok. Ya bunun geri vitese takamıyorsun. Hani kimse de bilmiyor. Ya abi bu nasıl takılıyor falan. Bir sürü insanlara sonra 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 ve Almanlar da tam anlatamıyor. Onlar için basit bir şey ama bizim için değil. Çünkü o dönem hani Transnet bu kadar tam Transnet vardı anlaşılmıyor. Neyse bir şekilde sonra sonra anlaya anlaya çözdüm. Yani o M20'nin çalışma prensibini de ilk çözen benimdir. Sonra millet benim videolardan izleyip öğrenmiştir. Bunda da hiç mütevazi olamayacağım. İşte M20'yi bu arabaya taktık SMT ile. Kabin iç mekanı o dönem yapmıştım. Hala aynı iç mekanı kullanıyorum. İşte kornaları vesaire. Sadece bakın az önce bahsettiğim pendalın yerini arka pendalın yerini geriye çekiyorum. Görüyor musunuz? Neredeyse işte 2-3 milim geriye çekiyorum. Çünkü gerçek arabada altında da gerçek arabanın şeyi var, çizimi var. Olmuyor, ortada kalıyor, çirkin duruyor. O yüzden arabadaki şey pendal daha geride benim arabada. Gerçek arabadaki gibi. Arka farları vesaire değiştiriyorum. Mercedes-Benz tozlukları o dönem hoş tozluklar. Skylark'ın işte distribütörü şeye takılsın diye. Şanzıma. Şanzımanı allroad yani dört çeker yapsın diye. Tabii stickerlara başlıyoruz. Stickerlar Tamiya stickeri. O dönem bulunuyordu artık bulunmuyor biliyor musunuz? Hani bu stickerları ya zaten Tamiya artık bu Mercedes üretmediği için sticker'ı da bulunmuyor. Allah'tan Storm'da var. Bakın bahsettiğim arka sarı parça. Gördünüz mü? O sonradan geldi. Bir Yunanlı'dan. Onu takıyorum. Yani arabayı da gösteren şu sarı parçadır yani. Ha işte bak burada parçayı şeyleri bu plastik parçaların canını okuduğum dönem. Yani artık ne sürdüysem unuttum nasıl bir boya mahvetti bunu. Böyle bir problem oldu. O dönem airbrush'la kompresörle atıyorum boyayı. Şu yan çamurlukları bile siyah boyamıştım ki bence daha güzel duruyor. O dönemki plastiğiyle alakalı bir sıkıntısı vardı bu şeyin, makinenin. Elciklerini taktım. Önde Vedikonu standartında elcik yoktur. Ben buna elcikleri de taktım. Sticker'ı geldi. Evet, araba bugünkü haline en yakın, görsel olarak en yakın hale geldi. Tabii görsel olarak diyelim. Bakın arka taraftaki damper kapaklarından belli oluyor. Hani orada bir sıkıntı oldu. Araçta bir takım değişiklikler yaptım. İkinciye devam ediyorum. Mesela şeyleri kapakları kırmızıya boyadım. Olması istediğim gibi. Şanzımanı ortaya aldım. Pompayı öne aldım. Önüne servosunu taktım. İşte alıcıyla beraber. Şoförünü bunun ekskavatöre vermiştim. Burada da görüyorsunuz bunun ön tamponu. Bu ön tampon da bir şekilde bir yere çarptı, kırıldı. Ondan sonra bu ön tamponu ben ürettim. Çok yakın. Çok yakın demeyelim ya bayağı bir oldu. 5-6 sene önce. Diğer arabaların içinde ben ürettim. Artık kendi üretimimi kullanıyorum. Bu Premacon'un orijinal tampondan çok daha sağlam bir tampon. Plakası geldi FDJ. Şimdi üçüncü aşamaya geçelim. Üçüncü aşamada neler var? 2013'te üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamada şanzıman değişiyor öncelikle. Şanzıman ne geliyor? Bu Veroma'nın çok güzel bir şanzımanı var. Hala da üstündeki şanzıman artık final şanzımanı bu Veroma şanzımandır. Buna Faulhaber motoru taktım. Çok güzel, güçlü, canavar gibi bir araba oldu. Veroma'nın şanzımanından bir tane daha var. O da Volvo'nun üstünde şu anda. Hani bulsam alırım tekrar ama yok işte Türkiye'de. Skelert'i çıkarttım çünkü Skelert zayıf kalmıştı o şanzıman motordan dolayı. Veroma'nın şanzımanını taktım. Ona göre elektrifikasyonunu yaptım tekrardan. Tek kabloyla ön tarafa aktardım. Servo-16'lar için. Boya hala kötü görüyorsunuz. Pompa motorunu değiştirdim ama fırçalı olduğu için pek bir şey ifade etmedi. Bu arada bir tane Stah aksın
içinde bir problem yaşadık. Yani aks kesti. İki taraftan düzeltemedim de. Öyle bir süre idare ettim. Zaten ilerleyen fotoğraflarda da aksları değiştirmek zorunda kaldığımı göreceksiniz. Şanzımana ortaya bir parça koyduk. İşte hoparlör bu sefer arkaya gitti. Bakın tampon vesaire tekrar boyandı. Ufak detaylar eklendi. Işıklar, ledler. Arkaya bu çeki geldi. Bu da başka bir araçtan gelmişti. Kırmızıya boyadım. Ve bu turda bitti. ESC'sini, pompa ESC'sini değiştirdim. Arabaya egzozu ekledim. Biliyorsunuz bahsettiğim aks kesmesi. Aks kestiği için şeyde problem var. Fakat öyle stealth güzel aks yapmış ki dişler kayar diş. Yani keşke kesmeseydi de kullansaydım. Kayar diş şey böyle bulunmaz bir şey. Öyle söyleyeyim size. Hani o dönemin şartlarında biraz hor davran. Yani ben de hor davrandım. Benden önceki sahibi de hor davranmış. Hani bugün olsa çok daha dikkatli koruyup kollamamız gereken bir ne diyeyim aks seti. Ayrıca pistonu sızdırıyordu. Sızdırma sebebi de içindeki O-ring değil de onların bir adı var. Ya yani O-ring'e benzer şeyler var ya yağ sızdırması diye. Onlar hep eskimiş. Onları yeniledim. Onları aldım ve sızdırmıyor artık. Dördüncü yapım aşamasına geçiyoruz. Dördüncü yapım aşaması da 2016'da. Yani düşünün bak. Her 3 senede bir arabayı sıfırlıyorum. Bütün boyalarını gördüğünüz gibi sökmüşüm. Şey yapmışım. Bunlar muhtemelen elektrostatiğe gidiyor buradan. Ben size söyleyeyim. Bak, bütün boyalar söküyor. Arabayı sıfırlamışım. Her şeyin boyası sökülmüş. Aynen dediğim gibi elektrostatik. Siyah elektrostatik yaptım şasiyi. Cillop gibi oldu. Bugünkü haline vidalar değişti. O yıldız mıldız çöp vidalardan kurtulduk. Alt köşe vidalar. Araba yani 2016'da tekrar böyle bir sıfırlandı. Tamam mı? Hani o 2013'ler ya şasiyi üstüne boya atıyorum mat siyah ama olmuyordu. Arabayı baya fabrika çıkışı sıfırladım burada. Vidalarıyla, efendime söyleyeyim boyasıyla. Hani modern görünüşü evet burada elde ettik. Tam modern olarak araba sıfırlandı. Eli ayağı düzgün her şeyi. İşte aksları değiştirdim. Akslara scale drive taktım. Çünkü o stall artık problem yani şey kaçırıyordu, kullanamıyorduk. Scale drive'da şöyle bir problem yaşadım. Scale drive'ın kovanı büyük olduğu için arka ikilinin arası dar oluyor. Dar olduğu için şaft çıkıyordu. Arka ikili de. Yani aslında akslarla şey scale drive ile alakalı bir problemim yok. Çalışması gayet güzel. Ama arka ikilinin şaftı çıkıyor. Ona da uygun bir şaft o dönem yoktu. Adaptasyonlarını yaptım. Hani ön taraf, arka taraf. İşte tertemiz bir görünüşü var görüyorsunuz. Jant göbekleri hala orijinal rüstleri kullandım orada. Jantlar orijinal rüst jantları. Şanzımanı görüyorsunuz. Kabloları daha derli toplu. Ön tarafta yine pompa eski tip olarak duruyor. Üstüne büyük motoruyla. Ve bu şekilde boyasal anlamda ve vida işte detay anlamında günümüzdeki en yakın haline yani günümüzdeki haline en yakın bir şekilde aracı toplamış oldum. Bahsettiğim 2016. Yani 8 sene önce. M20'ye tekrar güzel bir şekilde yerleştirdim. Aracın kabin boyası vesaire. Geçelim 5.'ye. Bak 5. yapım aşaması. Artık buraya kadar gelenler helal olsun size. Bakalım burada neleri değiştiriyoruz. Burada bir scale arch jant denemem oldu. Bakın bakalım yakışmış mı? Önler geniş. Bu arada fırçasız pompa motoruna geçtim. Görüyorsunuz daha küçük bir pompa motoru fırçasız. Fakat bu scale arch olayı pek hoşuma gitmedi. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Bu scale drive'da sarı ayna dişlisi. Bir şekilde benden önce yani ben bu scale drive'ları ikinci el almıştım. Yanlış montaj yapmış. Yanlış montaj yaptığı için resimde gördüğünüz gibi sarı aynayı yemiş. Ben de onun yerine ismini hatırlayamıyorum. Şimdi bir arkadaş vardı karşıda oturuyor. Ona bu aynaların çelik dişlisini yaptırdım. Yenmeyecek şekilde. Çelik. Hatta kime sattım bu scale drive'ları hatırlamıyorum ama kime sattıysam ömürlük dişliyle aldı. Yani standartta bu pirinci veriyorlar. Ve ben ona işte bu 4 tane bu arabalara bundan yaptırmıştım. O dönem bununla değiştirmiştim. Daha ufak bir pompa motoruna geçtik. 6. yapım aşamaları. 6. yapım aşamaları final arkadaşlar. Bugün aracı gördüğünüz hali 6. yapım aşamaları. 2021'de yapmışım. Aks bağlantılarını daha derli toplu yapmışım. Onları düzeltmişim. Arka taraftaki çekiyi değiştirdim. Daha farklı bir çeki koydum. Şey rocking yer yerine. Ve kabini yeniledim. Kabin o boyamadan dolayı biraz içe göçüklüğü vardı. Plastik parçaları yıpranmıştı. Bu vesileyle kabini yeniledim. İnteriyörü yeniledim. Gerçi yani Tamiya'daki Mercedes SK interiörünü koydum. Vedico'daki interiör Volvo interiörü. Aynaları
Mercedes aynısı tam. Şoförümüz yine aynı yılların şoförü. Ve kendi tamponumu sonunda ürettim. 2021. Kendi tamponumu taktım. Ve artık içine de Tamiya'nın bu LED şey Tamiya'nın far grubu var. İç far grubu. Onun içine üçlük 3 milimlik LED çok daha güzel takılıyor Vedico'nunkine göre. Onlardan taktım. Daha güzel şık bir şey ortaya çıktı. 7. bak 6 da değil 7. yapım aşamalarına. 7'de ne yaptım? 7'de artık yeni akslara ve yeni jantlara geçiyoruz. Super Scale jantlar. Benim çizimim, daha doğrusu ben çizdirdim. Ve Metal Hobby üretimi, Ali abilerin üretimi. Super Scale. Bunun bir benzeri Premecon'da var. Fakat Premecon'dan daha iyi, birebir, güncel, gerçek kamyon jantı. Üstündeki bugünkü jantlar bunlar. Jant göbekleri Scale Art. Diferansiyeller Lesu. Lesu'nun Scale Art kopyası olan diferansiyeller. Tamam mı? Şu anda üstünde de bu diferansiyeller var. Ve Super Scale jantlar var. 2022 olması lazım. Normalde Lesu bu jantları bijonlu gönderiyor. Ben bijonlarını söktüm. Çünkü bijonları biraz uzun geldi gözüme. Bayağı da uğraşmıştım sökmeye. Kilitlenebilir. Bayağı Scale Art'ın aynısı diferansiyeller. Daha önceki seferde söylediğim gibi Scale Art jantları yakıştıramadım. Çünkü onlar hafriyat jantı değil. Benim yaptığım Super Scale jantlar hafriyat jantı ve jant göbekleri birebir Mercedes jant göbeği yaptırdım. Bunlar da göbekleri de ayrıca yaptırdım. Eski göbekler o rüstten vesaireden kalanlar çok hoşuma gitmiyordu. Şimdi bu tip resimlerde detayları görüyorsunuz. Hani nereden nereye şeklinde. Tüm bu gördüklerinize ilaveten en son artık bu bir progress sayılmaz. Güneşliği değiştirdim. Bu resimde gördüğünüz güneşlik siyah kara plastikten. Bu geçtiğimiz zaman zarfında Vedico içini gösteren gerçek Mercedes'teki güneşlikten üretti. Yani şeffaf bir güneşlik üretti. Finalde de o güneşlikten taktım. Hani bu aracın gelişimi de bu şekilde. Son unutmadan bir şey diyeyim. Ön bijon korumayı değiştirdim. Mercedes bijon koruması yaptım. Bu resimde de görülüyor. Yani yıllar içinde araç ne kadar ilerlemiş, değişmiş. Bakın size sadece bunu anlatmam. 30 küsür dakika sürüyor ya. Hani şu anda kayıtta 30. dakikadayız. Ben 30 dakikada zor anlattım bu kamyonu size. Düşünün. Hani bendeki 14 yıldaki değişimi. Belki önümüzdeki kaldığı sürece de değişecek. Belki bu final. Bilemem. Ha, bence bugün için final. Çünkü herhangi bir yerinde herhangi bir hata yok. Saat gibi çalışıyor. Daha önceleri farklı hatalarının şeylerinin farkındaydım. Değişmesi gerektiğinin farkındaydım. Ama şu anda herhangi bir şeyin değişmesine gerek yok. Araç tam bir klasik. Klasik olma sebebi de hem kabinenin artık üretilmiyor olması, damperinin üretilmiyor olması, böyle bir Premecon'un üretimi olmaması. Hani bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur muhabbeti var ya. Arabaya baktığım ve kullandığım için arabanın yürüyen aksamını olabilecek en iyi pozisyona getirdim değiştirerek. Değiştire. İşte stall, scale drive ve finalde de Lesu'nun diferansiyelleri. Jantlar hakeza öyle, jantları değiştirdim. Hani piyasada yok çünkü Super Scale hem Premecon'da var. Premecon'un ki tam benim istediğim değil. Türkiye'de sağda solda gördüğünüz kamyon jantı değil. Daha böyle bir değişik bir şey. Hoşuma da gitmiyor. Fakat birebir hani şu anda bu arabaya ben daha ne eklesem diye bir sorum yok. Güneşlik vardı. Güneşliği hoşuma gitmiyordu. Onu da Vedico kendi üretti. Benim için de en sevdiğim arabam denebilir. Video biraz uzun oldu. Bu dakikaya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. İnşallah size fikir, bilgi anlamında bir şeyler katmıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.